Birleşmiş Milletler'in mavi bir gökyüzü için temiz hava günü ilan ettiği 7 Eylül tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de ilk defa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın girişimiyle 81 ilde kutlandı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Emin Birpınar koronavirüs salgınının tüm dünyada temiz havanın önemini ortaya çıkarttığını belirtti. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 7 Eylül mavi bir gökyüzü için temiz hava günü tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de ilk kez kutlandı. Mavi bir gökyüzü için temiz hava teması işte 7 Eylül olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteriyası tarafından aslında dünyada ilk olarak bugün itibariyle başlamış durumda. Dünyada ilk olarak başlatılan mavi bir gökyüzü için temiz hava gününün dünyamız için son derece faydalı bir girişim olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Emin Birpınar, pandemi döneminde temiz havanın öneminin daha da arttığına dikkat çekiyor. Havanın ne kadar ilişkili olduğunu görmüş oluyoruz ve aslında çevre meselesi bir önleyici hekimliktir. Hep bunu söylüyoruz. Yani çevreye ne kadar çok yatırım yaparsanız o kadar az hastalık olur. Çevre deyince de aklımıza 3 tane şey geliyor. Bir, hava, su ve toprak. Bakan yardımcısı Birpınar, hava, toprak ve suyun önemini ise şu cümlelerle anlatıyor. Temiz bir hava, içebileceğimiz, kullanabileceğimiz temiz su ve verim alabileceğimiz temiz bir toprak gerekiyor. Dolayısıyla çocuklarımıza da, gelecek nesillere de bunları bizim sağlıklı bir şekilde bırakabilmemiz gerekiyor. Evet, kalkınacağız, büyüyeceğiz, sanayimiz de gelişecek ama bunlardan çok daha önemlisi gelecek nesillere nefes alabilecekleri biraz temiz hava, kullanabilecekleri, içebilecekleri biraz temiz su ve verim alabilecekleri biraz toprağa bırakabilirsek ne mutlu bize. Bakan yardımcısı Birpınar yaptığı değerlendirmede vahşi kalkınmadan kaçınılarak sürdürülebilir bir kalkınmaya dikkat çekti. Eski bu batılıların yaptığı gibi vahşi bir kalkınma modeli değil. Yani onlar kalkınırken toprağı, suyu ve havayı kirleterek bir kalkınma modeli benimsemişler. Biz ise dünyanın yeni trendi, yeni modeli sürdürülebilir kalkınma. Yani havayı, suyu ve toprağı temiz bırakarak kalkınmayı başarmamız lazım. İşte bunların içerisinde en önemlisi de hava meselesi. İşte temiz bir hava olması gerekiyor. Çünkü aslında sınır tanımayan bir şey. Yani burada siz havayı kirlettiğiniz zaman bu kirli hava işte belki 5 dakikada Yunanistan'a gidiyor, 10 dakikada İtalya'ya gidiyor. Aynı şekilde su kirliliği de öyle de. Birleşmiş Milletler çatısı altında böyle bir gün ilan edilmesinin dünya ve gelecek nesiller için sevindiren bir gelişme olduğunu belirten Birpınar, dünya ve gelecek nesiller için ortak akılla hareket etmenin de önemli olduğunu vurguluyor. Yeni bir projenin hayata geçtiğini belirten Bakan Yardımcısı Birpınar, projenin amacını da açıkladı. Yeni bir projeyle de, 2 senedir yürüttüğümüz bir projeyle de sokak sokak bunların kaynağını bulmaya çalışıyoruz. Yani kirlilik nereden oluyor? Acaba bir fabrikanın veya ne bileyim bir fırın mı acaba oranın kirliliğini oluşturuyor? Veya orada doğalgaz mı kullanılmıyor? Şu anda 31 ilde bütün online olarak yani bizim internet sitemize girdiğiniz zaman bütün bu şehirlerin hava kirliliğini işte kırmızıdan yeşile kadar ne durumda olduğunu anlık olarak görebiliyoruz. Bakan yardımcısı açıklamasının sonundaysa hava kirliliğinin COVID-19 virüsünden daha da öldürücü olduğuna dikkat çekiyor. Binlerce insan ölüyor. Yani COVID'den ölen insan sayısından belki daha fazla insan hava kirliliğinden her yıl dünyada ölüyor. Bu yıl ilk defa kutlanan Temiz Hava Günü'nde her düzeyde kamuoyu bilincini artırmak ve hava kalitesini iyileştirmeye yönelik çalışmaları teşvik edilmesi hedeflendi. Türkiye'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü şehirlerde hava kalitesinin artırılması ve kamuoyu farkındalığı projesi City Air kapsamında yapılan kutlamalar bu yıldan itibaren süreklilik kazanacak.